Merhaba sevgili sahnemiz Beşiktaş izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Kalben. Hoş geldin Kalben. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Böyle güzel bir tarihin içinde olduğuma çok mutluyum. Sizlerle birlikte bu programda olmak harika bir şey şu an. O kadar uzun zamandır içerideyiz ki böyle dışarıda olabilmek, birlikte müzik üretecek olmak, kesinlikle, seninle sohbet edecek olmak çok keyifli. Bizim için de öyle. Güzel samimiyetin ve enerjin için biz de sana teşekkür ederiz. Hemen ben Kalben kimdir, hikayesi nedir, bize anlatsın istiyorum. Seni dinleyelim. İnsana da kendi sorulunca bir hayat yolculuğu ya. Çok da gerçek bir soru bir yandan. Ben bir öğretmenin, bir askerin çocuğuyum. İskenderun'da doğdum. Onların mesleklerinden ötürü çalıştıkları yerde o zaman. Sonra Osmaniye'ye gittik. Oradan sonra Van'a gittik, Tatvan'a. Oradan tekrar sanırım İskenderun taraflarına döndük. Oradan da babam işten ayrıldı, emekli oldu. Biz babamın köyüne gittik. Zeytinli köyüne, Edremit, Balıkesir. Ne güzel. Annem öğretmenlik yapmaya devam etti. Resim öğretmeniydi. Kız meslek liselerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı hayatında rahmetli. Ben onu hep böyle kız çocuklarına ilham olurken, kız çocuklarına ayaklarının üzerinde durmalarına dair hikayeleri anlatırken, onların ekonomik, kültürel ve zihinsel özgürlüklerine değer verirken gördüm öğretmenliği sürecinde. Babamı da her zaman yaşadığı toprağı, dünyayı çok seven, olabildiğince kalender olmaya çalışan ama serseriliğini, avariliğini de elden bırakmayan bir ruh olarak tanıma şansına eriştim çocukluğumda. Sonra annem de emekli oldu ve ben 17 yaşına kadar iki emekliyle emekli hayatı yaşadım. Okulda onları mutlu etmek için genelde başarılı olduğum bir hayatım oldu. O süreçte çocukluğumda benim müzikle olan aşkımı keşfettiler. İkisi de müzik aşığı çünkü. Onların aşkını bana biraz da hediye ettiler gibi de oldu. Ben de zaten dünden hazırmışım. İşte biliyorsundur onu, Ork'la başlıyor olay. Evet, aramızda hafif bir sohbet etmiştik onu. Benden önce biliyorsun diye. Sonracığıma o biraz daha beyaz bir zevk olarak kaldı hayatımızda, ekonomik durumumuzda. O yüzden Ork gitti, işte piyano dersleri bitti. Ben de ortaokulun sonlarında gitar çalan arkadaşlarımı kıskanıyorum diye bir gitar istedim onlardan. Gittik İzmir Kemeraltı'nda böyle ikinci el kırık dökük çok tatlı Santana marka bir klasik gitar aldık babamla. Sonracığıma da ben gitarda kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Üniversite boyunca hemen hemen sadece yurt arkadaşlarım ve en yakın olan dost çevremde gitar çaldığım ve şarkı yaptığım bilinirdi mesela. Ben hep olabildiğince işte derslerime çalışayım, aman okulu bitireyim, altın bileziğim olsun, bir sigortalı işim olsun efendim. Değil tabii, mi? Kesinlikle. Biz anneden babadan öyle gördük çünkü. Onların bana hep anlattıkları şey buydu. Bir güvence arayışı içindeydim hayatta hep. Üniversite bittikten sonra bir süre çalışmayı denedim ama çalıştığım iş yerlerinde genellikle bir işte erkeklere daha çok maaş verilmesi, erkeklerin daha imtiyazlı olmaları, yönetici pozisyonlarda daha ağırlıklı olarak erkek vücuduna sahip insanların olması sebebiyle biraz canım sıkıldı. Okula geri kaçtım. Yüksek lisans yapayım diye. Yüksek lisansta da annemin kaybı beni çok etkilediği için yadigarlar üzerine, yani kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz insanlardan sakladığımız eşyalar üzerine anı yaratmanın değeri üzerine bir yüksek lisans tezi verdim. Daha sonra da artık dedim bu da bitti, hadi bakalım, mecbur yetişkin hayatına atılacağız. Çünkü orada bir yol açıldı önümde, ya doktora yapacağım ya da Ankara'dan da büyük bir şehre gideceğim ve hani yetişkinlik sınavımı vereceğim. Yani okulda kalmaya devam edersem sanki bir şeyden de kaçıyormuşum gibi olacaktı benim için. Bu kesinlikle benim özelimde böyleydi bu arada. Şimdi geri dönüp doktora yapacağım mesela, çok istiyorum bunu. O zaman olsaydı kaçıyor olacaktım, evet, yetişkinlikten ama şimdi keyifle eğitim alacağım, derslere gireceğim, okulda ya o başka bir zihinsel, evet, yapı çünkü. Orada artık iyice özgür olman, adanman gerekiyor. Adanmaya hazır değildim nitekim, yaş 25. Olabildiğince kendimden kaçıyorum, fikrimden kaçıyorum, duygumdan kaçıyorum. Kaçtım, herkesin kaçtığı yere kaçtım, ben de İstanbul'a kaçtım. Çok sıcak bir yaz günü en yakın arkadaşımla birlikte Pürtelaş denen sokakta çok nemli, küflü bir ev bulduk. O eve girdim ben, 30 metrekarelik bir kutunun içine. Un kapanında da, İMÇ bloklarında da çalışmaya başladım. Sağ olsun o zamanki patronum Mehmet Bey, buradan sevgiler. Hakkaniyetli bir adamdı. Sonracığıma da oradan oraya, işte bir yapım şirketine, oradan bir reklam ajansına, oradan bir sosyal medya kampanyasına derken İstanbul'da öyle oluyor ya insan. Evet. Bir süre ne yaptığını bilmiyor ya, bir süre savruluyor, kim olmak istediğini bilmiyor. Savruluyor, kafası karışık. Genç bir kadınım o zaman.
bir şeyler yaşamak istiyorum. Bir şeylerin doğal olduğu anlatılmış bana ama bir türlü o doğalın içine giremiyorum. Sanki herkes evleniyor, çocuk yapıyor da ben bir türlü bunu yapamıyormuşum gibi. Çünkü ben çalışmayı çok seviyorum, özgürlüğümü çok seviyorum. Dostlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum, kendi başıma vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ve içimde de hep bir ses var. Sesi bir dinleyebilsem, bir sessizlikte bir 5 dakika o sesle oturabilsem, sürekli evde şarkılar yapmaya devam ediyorum. İstifa ediyoruz arkadaşımla, eve gidiyoruz, ben ona gitar çalıyorum mesela. Hala anlatırsam bana çalmıştın ilk saçları falan diye o istifamızda mesela. Fakat ben bir türlü o sesi duymuyorum, dinlemiyorum. Sonra zaten bir kırılma olacak. O kırılmayı da sana bırakıyorum şimdi. Sor bana o kırılmayı. Evet, o kırılma nedir? O kırılma Mithani adında bir caz kulübünde başlıyor. Ben İstanbul'a geliyorum. Bir gün arkadaşlarım yemek yediği Mithani adında çok güzel bir caz kulübüne gidiyorum. Sevgili Selen Gül'ün, işte Matthew C. Hall'un, Ferit Odman'ların falan çaldığı çok kıymetli bir sahne orası. Turgay'a da buradan teşekkürler. Orayı işlettiği için, o kadar çok müzisyenin sahne olduğu için, yuva olduğu için. Ben de orada serseri kadrosundan giriyorum, çalmaya başlıyorum. Sonuç itibariyle benim bir caz eğitimim yok, caz pratiklerim yok. Benim kendime ait bir... Ya bir kulak dolgunluğu var. Her şeyi dinleme dinliyorum. Kültürünün evet. Size, sana kazandırdığı bir bellek var. Bir belleğim var fakat bir yönelimim yok. Evet. Kendi şarkılarım var. Onların da nereye konması gerektiğini bilmiyorum. Çalıyorum. Kendi şarkılarımı da çalıyorum. P.J. Harvey'de çalıyorum. Canım çekiyor. Müslüm Gürses'te çalıyorum filan. Daha sonra çok yoğun bir iş hayatı geldiği için uykusuzluk, maaşsızlık, yemek paralarını yatırmayan patronlar, tuhaf evsizlikler, kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, başarısız olduğum korkusu, sanki bir yeteneğim vardı da onu harcadım yanılsaması. Bütün bunların içinde müzik kayboldu. Sonra müzik geri geldi. Bir 2 yıl falan gitti. İyi gelmiş. Sonra geri geldi. Kapımı çaldı. Dedi ki ben buradayım yani. Yıllardır burada duruyorum. Kah bir 5 oktav org oluyorum. Kah bir flüt oluyorum. Kah bir gitar oluyorum. Yeter artık dedi yani. Yani belki de senin tekrardan müziği hatırlayıp sarılmana bu bahsettiğin kalp kırıklıkları, yorulmuşluk, savrulmuşluk, o anlattığın tüm olumsuz şeyler çok hepsine ön ayak olduğunu oraya getirdi. Gerçekten bütün şimdi uzaktan baktığımda, dışına çıkarak baktığımda her şeye ve herkese müteşekkirim yani o durumdayım. Çünkü öfkelerimizin nefretten, nefretlerimizin korkudan doğduğunu anladığım bir yaşa varma şansına eriştim. Ve müzik beni çok onardı. Bunu her yerde söyleyeceğim. Bu gezegenden göçüp gidene kadar da söyleyeceğim. İnsanın ruhunu onaran bir uğraşa, bir sevdaya ihtiyacı var. Biz hep bunu aşkta arıyoruz. Bir yuvada arıyoruz. Analıkta, babalıkta arıyoruz. Dostlukta arıyoruz. Parada, pulda arıyoruz. Şöhrette arıyoruz. Kıyafette, arabada arıyoruz da. Benim en büyük aşkım bu evrenle. Zaten evrenin ta kendisi olmakla birlikte bir de evrenin müziği. Bu benim aşkım. Birinin evrene bakış açısı onu başka bir yere götürüyor. O evrenden öyle bir aşk çıkarabiliyor. Ben müziği çıkardım evrenden kendime. Yani iyi ki her şey olması gerektiği gibi oldu. Ona çok sevindim. Bu felsefenin varlığı, senin dünyaya da böyle bakıyor oluşun. Sonuç olarak senin bize kazandırdığın, yaptığın şarkılarla da insanlara yansıyor. Sen bu birikmişliğin ve felsefenin aslında somut örneklerini yaptığın şarkılarla insanlara çok da güzel aktarıyorsun sonrası için. Dikkat ediyorum biliyor musun artık? Yani birilerinin duygularını incitmemeye, ne bileyim mağdur ya da kurban gibi görünmemeye, hayatta güçsüzlüklerim, zaaflarım, zayıflıklarım, hatalarım yokmuş gibi böyle bir kaleymişim gibi durmamaya, korkmamaya dikkat ediyorum. Yani bir zamandır özellikle çok da hoş oldu. Yani daha büyük bir aşk doğdu. Bilenlerle, sevenlerle aramızda. Aşkımız giderek büyüyor. Enerjimiz daha da büyüyor. Evet, ne güzel. Büyüyor. İyi ki de büyüyor. Peki ben senin çok güzel anlattığın bize. Yani benim sormam gereken soruların hepsini sen bir soru içerisinde çok da güzel anlattın. Anlattıklarından yola çıkarak şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Sen çok güzel bir hikayesi olan sanatçısın. Yola çıkışın, yolda başından geçenler, o işte bahsettiğin hayatla mücadele, sigortalı bir işim olsun kaygısı ki hepimizde o kaygı vardı. Evet. Ben de müzisyen olarak okul hayatımı, gençlik yıllarımı geçirdim.
O bahsettiğin kaygıların hepsini ben de taşıdım. Ve birçok müzisyenin nasıl bir psikolojide olduğunu biliyorum. Evet. Bunu sadece müzisyenlikle sınırlamayıp bütün gençlik adına hayal kurmanın, kurduğun hayalin peşinden gidip çaba göstermenin, bir şekilde kariyer yapıp hayatını belli bir noktaya getirdikten sonra ben müzik yapacağım artık diyebilmenin aslında en güzel örneğisin. Ya müzikle dedi, tekrar sınırlamayalım. Ne bileyim işte bir firmada çok önemli bir mevkideyken ben artık tiyatro yapacağım. Ben artık bir başka meslek dalı uğraşacağım. Ben artık marangoz olacağım. Ben gideceğim okula, geri döneceğim, psikoloji okuyacağım. Ilgili. Sen bunu yapabilmiş ve başarabilmiş çok somut bir örneksin. Bununla ilgili aslında bize söyleyebileceğin çok güzel şeyler olduğunu biliyorum. Gençlere bununla ilgili neler söyleyebilirsin, söylemek istersin? Ben insanın her yaşta hayal kurması gerektiğini çok geç öğrendim. Çok geç derken bana göre geç oldu. Daha önce benim öğrenseydim kesinlikle dedim. Kesinlikle değişim de senin geç öğrenmen değil. Hayalin gerekliliğini. Hayalin gerekliliğini. Çünkü ben hep bir şey olmam gerektiğini düşünüyordum. Bir şey olacağım. İşte dediğim gibi bir kalıbın içine gireceğim. Ben bu topraklarda doğmuş bir kadınım. Ben bir insanım. Benim anam bu, babam bu. Benim büyük babam çiftçi. Rahmetli babaannem köy kadını. Annemin tarafını tanımıyorum bile zaten. Manevi biri tarafından büyütülmüş anneannem. Benim hayatım bu diyordum ben. Bu kadar. Ben bu hayatın içine bir yaprak gibi savrulacağım galiba. Oysa ki hayal kurduğun zaman savrulmuyorsun. Başına ne gelirse gelsin. En acısından, en karasından, en zorundan. Gece yastığa başını koyduğun zaman o hayal bir duaya dönüşüyor içinde. İnsanlar için şifa istiyorsun, iyilik istiyorsun. Çünkü biliyorsun ki insanların hayalleri var. Kim olursa olsun. Hangi renkten, hangi dilden, hangi dinden, hangi cinsiyet kimliğinden ve cinsiyetten olursa olsun. Hayaller beni insanlarla bir araya getirdi. O yüzden her yaş grubundan insana, çocuğa da, gence de, kendini artık orta yaşlı hisseden benim gibi ama aslında çocukluğunu da gençliğini de orta yaşında vücudunda ve ruhunda taşımaya devam edene de, kırklarına da, ellilerine de, altmışlarına da, yetmişlerine de, seksenlerine de bütün insanlara hayal kurmak o kadar güzel ki diyebilirim. Kesinlikle. Bunların gerçekleşmesi gerekmiyor. O zaman bir beklentiye giriyoruz. Beklediğimiz olmayınca hayal kırıklığına uğruyoruz. Ben şimdi sadece bedavaya hayal kuruyorum. Bedavaya hayal. Aynen. Seni tanıyorum. Senin müziğin çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki benim 3 tane türküm var. Gel birlikte bunları yapalım mesela. Bu bir hayal. Sonra biz o hayali gerçekleştirebiliyoruz. Belki gerçekleştiremiyoruz. Birbirimize kırılmıyoruz ama. Çünkü biz bu hayali kuruyoruz. Şimdi olmasa bir zaman gene olacak. O türkü olmayacak, başka bir türkü olacak. O sahnede olmayacak, orada olacak. Hayal kurmak bence insanın ruhuna ve insanlığın ruhuna ve bu güzel varoluşumuza yapabileceğimiz en gerçek yatırım. Evet. Ben bu hayali gerçekleştirmek istiyorum. Bir şeyler söyleyelim mi söyleyelim beraber? Olur mu? Söyleyelim. Peki. Çocukluğundan gelir senin çocukça boşluğundan. Dostun olmaz düşmanın değildir korkusundan. Kıvranır durur kendi karanlığında. Kandırdı sanar seni rüyasız ve yalnız uykusunda. İnsanı görmez elleri kağıt saymadıkça. El olur çeker gider bir anda çıkar sende kalmadıysa. Susar ezilirken taşar kibirinden. Dostu düşmüş kaldırmıyor kahkası kaldırımda. Arkası güzelmiş bırakın madem konuşsun arkasından. Sormaz mı gerçeği kişi? Aman bozulmasın diye işi.
başka biri. Sen kendini efendi say, köleler bilmez efendili. Başka biri, sen kendini efendi san, köleler bilmez efendili. Thank you.
yüzünde gezer bir ceylan aman aman. Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman. Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor. Ceylan bu dağlarda seni ağlar ağır. Anaydan babaydan yardan ayrı koyar. Gezme ceylan bu dağlarda seni yardan ayrı koyarlar. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldım. Seninle ben müzik yapmak çok keyifliydi. Sahneye de çok yakıştığını düşünüyorum. Bu da ayrı bir parantez olsun. Çok memnunum bu durumdan. Teşekkür ederim. Seninle çaldığım için. Ben de çok mutlu Peki, oldum. Sormam gereken başka sorularım da var. Maalesef son günlerde yaşanan kadına şiddet olayları bir türlü son bulmamakla beraber bunun için bir şey de yapılmıyor. Yapılacak gibi görünüp ya da konuşulup somut olarak gerçekten hiçbir adım atıldığını ben görmüyorum. Yani bu konuyu konuşmak bile acı veriyor ama düşüncelerini duymak istiyorum. Sevgili Cem, sanıyorum ki artık kadına şiddet noktasını geçip kadın cinayetleri noktasındayız. Evet. Çok net olarak bunu söyleyebildiğimiz, birbirimizle en azından dürüstçe konuşabildiğimiz yerde olalım. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. Bütün kadın meclisleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, Mor Çatı Vakfı ve bütün bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ve bu ülkenin yarısını oluşturan 40 milyon kadar kadın olarak, bilen ve bilmeyen bütün kadınlar, yaşayabilmek, özgür eğitim hakları, özgür yaşam hakları, özgür varoluş hakları istiyorlar. Ve bu haklar için meydanlarda mücadele etmeye devam ediyoruz hep birlikte, omuz omuza, el ele birlikte. Şu anda maskelerimiz var yüzlerimizde. Bu küresel sağlık krizinden sonra maskelerimizi de çıkarıp ağızlarımızda görünen bir vaziyette konuşmaya devam edeceğiz. Biz kadınların evlatlarının, evlatları olmayan kadınların, evlenen ya da evlenmeyen kadınların, çalışan ya da çalışmayan kadınların, kadın hisseden ya da kadın hissetmeyen bütün kadınların özgür olmalarını istiyoruz. Çok basit. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin ve 62-84 numaralı kanunun uygulanmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası sözleşme. Bu sözleşmeyi kabul eden ülkelerde şiddet tehdidi altındaki insanların denetim hakları oluyor. Hayatlarının denetim hakları ortaya çıkıyor ve böylelikle bu insanlar öldürülmeden önce korunabiliyorlar. Çünkü şiddet biliyorsun ki yavaş yavaş başlar. Ses yükseltmeyle başlar, sonra eşya kırmayla devam eder, sonra tokatlar gelir, sonra yumruklar gelir. Şiddet bir anda bu boyuta gelmez. Bizim artık bu gerçekliği kabul etmemiz ve bu gerçekliği kabul ettikten sonra da gereken yasaları ve kanunları uygulamamız değil, bunları ortadan kaldırmayı düşünmek. Biz acaba Türkiye toplumu olarak bu kanunları nasıl geliştirebiliriz? Bütün insanlar için nasıl daha yaygınlaştırabiliriz? Her sosyoekonomik katmandan, her kültürden, her gelenekten insana
bu sözleşmelerin, bu kanunların, bu fikirlerin, bu düsturların yayılması konusunda nasıl çalışmalar yapabiliriz? Bizim bunları düşündüğümüz yere varmamız ümidiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu söylendiği gibi bizim kültürümüzün, bizim geleneklerimizin, bizim Anadolu'da bulunan inanç farklılıkların ve gruplarının da kadınları kutsallaştırdığı gibi bahsettiğin o önemi biz kendi felsefemizle zaten koyup daha da ileriye götürebilmemiz gereken bir toplum evet. olmamız gerekirken evet. aslında bunun çok uzağındayız. Ve sürekli kadınlarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, çiçeklerimiz, ben bunu istemiyorum. Yani böyle bir söylem istemiyorum hayatımda. Benim kimsenin şefkatine ihtiyacım yok. Benim kuru gürültü gibi. Özgürlüğe ihtiyacım var. Benim rahat bırakılmaya ihtiyacım Kesinlikle var. Öyle. Bu kadar. Benim hayır dediğim zaman beni öldüreceğini bildiğim birinin daha sonra kravat taktı diye, takım elbise giydi diye ceza indirimi alacağını bilmemeye ihtiyacım var. Ben çocuklarını, eşlerini, annelerini kaybeden insanlarla tanışıyorum, konuşuyorum. Onlarla tanıştıktan ve konuştuktan sonra artık bacılarımız, analarımız diyemiyorsun. Öyle olmuyor. Evet, gerçeklerle yüzleşmiş oluyorsun samimiyetsizlik çünkü. Samimiyetsizlik aradan kalkıyor bir anda evet. ve gerçekler... Ve ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. İhtiyaçlarımız kanun, ihtiyaçlarımız İstanbul Sözleşmesi, bunların uygulanması ve insanların özgür yaşam haklarının, hayatta kalma haklarının sağlanması bu kadar. Ve verilen sözlerin tutulması. Bu kadar. Bu kadar. Gayet net. Umarız öyle olur. Tüm benliğimizle bunu istiyoruz. Peki önümüzdeki süreçte yeni projeler var mı? Pandemiye takılan, pandemiden dolayı ertelenen ya da pandemiden sonra insanlarla paylaşılması planlanan projeler? Üçüncü albüm olan Kalp Hanım'ı çıkardık biz 20 Mart'ta. Sanıyorum ki bütün ülkenin kilit altına girmesinden 4 gün sonra oluyor. Evet. Ben maddi bir kararla yapmamıştım albümü. İnsanların da evlerinde ya da bizler için çalışmaya devam ettikleri çalışma alanlarında müzik dinleme özgürlükleri bari olsun diye umut ederek albüm yayınlamaktan vazgeçmedim. Albüm yayınlandı. Yakın bir zamanda da fiziksel olarak dağıtımını yapmayı başardık. Şarkıları paylaştık. Evlerinden anneler, kızlar bana videolar gönderdiler. Yoga yapan gençler video gönderdiler. Babalar, dedeler birlikte dans eder. Yani o kadar sevgi ve umut doğdu ki içime. O yüzden birlikte aşamayacağımız hiçbir kriz olmadığını düşünüyorum. Ama bence sen de öyle bir enerji gönderdiğin için o enerji daha başka bir güzellikle sana geri dönüyor. Kesinlikle öyle. Hepimiz, sen de öylesin. Ben bakıyorum etrafımda öyle derlerdi. Rahmetli büyükannemle dedem. Allah etrafına iyi insanlar dizsin derlerdi. Tamam. Hani sevgi gönderen, şifa gönderen, işte kıskançlık bilmeyen, özür dilemeyi bilen. Bu albümde ben artık özür dilemeyi bilen, kendini kurban ya da dediğim gibi mağdur olarak konumlamak yerine kendi sorumluluklarını, kendi hatalarını üstüne, omuzlarına ve göğsüne alabilen, insanlara daha başka bir yerden bakarak yargılamayı, korkmayı, dedikodu yapmayı bırakan bir kalp hanım alıyorum. Yani Bence. Her albümde bir yolculuk oluyor ve bu albümün yolculuğu da benim insan olmam, su olmam, taş olmam, toprak olmam, topraktan biten filiz olmamla ilgili sanıyorum ki. Yani yeni filizleniyorum ben. Kalp Hanım bir filizlenme albümü. Geçmişi sevgiyle kapatıp, üzerine de toprak atmadan ama gömmeden, sevgiyle bir defter olarak kapatıp bugünü yaşamaya başlamak albümü. Çok güzel sanatçılar var bu albümde. Sevgili Genco Arı var bu albümde. Sevgili Tarkan var. Kadir Kılıç'ın kostümleri var üzerimdeki gömlekte Kadir. Sevgili Zeynep Özkanca çekti fotoğraflarımızı. Volkan Örmez yaptı kartonetimizi. Garaj Müzik ve bütün çalışanları çok emek verdiler. Benim sevgili ekibim var albümün içinde. Bir sürü kıymetli müzisyen var. Yani ortak böyle bir kocaman bir sevgi yumağı çıkardık sanıyorum ki. Şimdi hazır evlere kapanmışken ben de oturdum romanımı da bitirdim. İlk romanı. Romanın bir soundtrack albümü olacak. Yani bu yıl ben 2 albüm ve 1 roman çıkarmış olacağım gibi görünüyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü sanki böyle sonunda annemi tatmin etmişim gibi anladın mı? Sonunda hani burada toz var demeyecekmiş gibi rahmetli gelip hep kafamın içinde onun sesini duyuyorum çünkü. Ve 2020'deki bütün bu tuhaf umutsuzluğun içinden bir umut. Sevgi ve umut çıkarmak. Evet. Yani istediğim şey bu. Çünkü birileri
göçüp gittiler. Onların sevenleri, aileleri geride kaldı. Bir sürü insan acı çekti. Bir sürü insan vücuduyla ilgili bir şeyleri kaybetti. Bir sürü insan ruhunda bir şeyleri aslında kirli buldu ya da çok temiz buldu. Bir takım yolculuklara çıktı. Ben de bir yolculuktayım yani. Evet. Bütün dünyayla birlikte ve yolculuktan da kitaplar çıktı, şarkılar çıktı. Bugün bizimle paylaşmış olduğun bu bütün pozitif duyguları, enerjini, güler yüzünü, samimiyetini ve biraz önce bahsettiğin o yeşerttiği filizini umarım koskocaman bir çınara dönüştürüp kökleri geniş olan yıllarca sürecek eserlerle bizlere bırakırsın. Ne güzel bir dilek. Bu arada bizim sana Beşiktaş Belediyesi adına Rıza Akpolat'ın bir hediyesi var. Bu hediyeyi vermeden önce senin eserlerinle programı kapatacağız. Sana ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Ben de çok geldiniz teşekkür ederim kadar. Canım. Çok memnun olduk seni tanıdığımıza. Hediyemizi de sana şöyle takdim yani edelim. Gidip güzel hediyeyi hak edelim. Ya, çok Beşiktaş'ta bulunan tarihi güzel yerlerin taş üzerine bastırılmış. Bayılıyorum Beşiktaş'a. Çok teşekkür görselim ederim ya. Ben teşekkür ederim. Seni soyut boyutta öptüm, sarıldım. Bu güzel tarihin içinde olduğuma çok mutluyum. Ekibimle çaldığımız için çok mutluyum. Sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür böyle güzel ederiz bir içerik ürettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de bizi kırmadığın için sana teşekkür ederiz. Güzel sohbetin, sevecen, muhabbetin, enerjin için çok sağ ol, eksik olma. Kalbine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kal. Deniz anaları ve de cilveli yıldızlar, kumlar.
masada kasvatılar. Sarı, sarı seni benden ayırmalı. İçimde buruşmuş yırtık yer, kimseler tüleyemez ki artık. Güneş doğacak diyorlar yarın, dönüp bak sende kalmış yarım. Bu kandırmaca göbek adım, yıldızlar misali yok olacağım. Adım adım, tane tane, sen kal derken hesap yine bende. Ödenmemiş bedellerde öpüşsünler sol cebinde. Sokak sokak, deli deli, her yabancıya sordum seni. Tüm yolları denemiş kaybetmiş biri gibi kabullendim şimdi. Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Onarmaya halimiz yoksa daha kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Boşver utanmayalım. Boşver bizi güzelim. Boşver. Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Onarmaya halimiz yoksa daha kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki iz gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Boşver. Yatak boş, oda boş, ev boş. Duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım. Kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de. Dizlerinde izlerim, boynunda ellerim. Boğulur gibi yeniden her gece, her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim. Azalırken, azalırken kapılar ardında kaçtığım zamanlar söz vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında.
paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev.